Şimdi de gazetelerin manşetlerine bir göz atalım. Öncelikle haberedi.com'a bakalım internetten. Köylere depreme dayanıklı ev projesi ilk manşeti bugünkü haberedi.com'un. Van'da köylerin haritadan silinmesi hükümeti harekete geçirdi. Köylerdeki çürük evlerin yerine modernleri yapılacak. 6 ilde çalışma tamamlanırken projeleri devlet verecek. Bugün gazetesinde yayınlanan bir haberi bugünkü manşetine çekmiş haberedi.com. Ve gazetelerimize bakalım. Sabah gazetesinin bugünkü manşetiyle başlayalım. Esad'ın kıyamet senaryoları başlığını kullanmış. Beşar Esad sonuna kadar vuruşma kararı aldı. Hama ve Humus'un ardından Şam ve Halep'te de imha operasyonu hazırlığı başladı deniyor haberde bir de içine bakalım. Suriye'deki son durumla ilgili istihbarat raporlarına göre Esad rejimi dünyadan gelen kanı durdur, derhal çekil çağrılarına rağmen şiddeti daha da arttırma ve yayma planı yaptı. İşte rapordaki değerlendirmeler deniyor ve e, özel özel infaz timleri kuruldu başlığıyla e, bu önlemler bir bir sıralanıyor. Sür manşetinde Sabah gazetesinin Şike'de yeni dalga federasyonu vurdu başlığı göze çarpıyor. Günün haberi olarak verilmiş. Futbol Federasyonu'nda şike araması başkan vekili Gümüşdağ göz altında. Futbolda şike soruşturması kapsamında Futbol Federasyonu'nun İstinye'deki binasında dün sabah arama yapıldı. Aramadan sonra Federasyon Başkan Vekili Göksal Göksel Gümüşdağ şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı deniyor haberde. Zaman gazetesine geçiyoruz bizde. Zaman gazetesi nazi cinayetlerinde sorumluluğu hepimiz üstlenmeliyiz. En başta ben. Kimin sözleri bunlar? Almanya Başbakanı Merkel 8 Türk ve 1 Yunanlının katledildiği cinayetlerin altından çıkan ırkçı örgütle ilgili öz eleştirilerde bulundu. Neonaziliğin hala bazı kafalardan çıkarılamadığına işaret eden Merkel, bu ülkemiz için bir ayıptır, sorumluluğu hepimiz üstlenmeliyiz, faillerin yıllarca bulunamaması beni düşündürüyor, bu olayları aydınlığa kavuşturana kadar huzura eremeyiz dedi. Ve hemen onun sol tarafında futbolda şike operasyonu ile ilgili son gelişme var. Futbolda şike araması başkan vekili gözaltında deniyor haberde. Bunun da içeriğini okuyalım. Futbolda şike soruşturmasında iddianamenin çıkması beklenirken dün federasyonda hareketli saatler yaşandı. İstanbul Emniyet Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri savcılığın talimatıyla Türkiye Futbol Federasyonu'nun İstinye'deki merkezinde arama yaptı. Federasyon Başkan Vekili Gök, Göksel Gümüşdağ'ın odasındaki bazı belgelere el konuldu deniyor. Hemen e, ilk sayfada gözümüze çarpan bir başka haber var. Van Başsavcılığı binaların imar kayıtlarını istedi. Bu da depremle ilgili e, soruşturmanın haberi. Van Cumhuriyet Başsavcılığının 5,6 büyüklüğündeki son depremde 39 kişiye mezar olan Bayram ve Aslan otelleri hakkında başlattığı soruşturma genişliyor deniliyor haberde. Hürriyet gazetesine geçiyoruz. Hürriyet gazetesinin bugünkü manşeti. Konsolosluk hedefteydi. Almanya'daki neonazi çetesinin ortaya çıkan 2005 tarihli 88 kişilik hedef listesinde Türkiye'nin Münih Başkonsolosluğu'nun da bulunduğu anlaşıldı. O dönemde Başkonsolos Babür Hızlandı deniyor. Almanya'daki dönerci cinayetleri diye adlandırılan seri cinayetlerin ardından ortaya çıkan tablo işte bu. Seyfülislam Kaddafi de yakalandı. Hemen onun altında yer almış. Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin linç edilmesinden tam bir ay sonra 39 yaşındaki oğlu Seyfülislam 4 adamıyla yakalandı deniyor haberde. Hemen onun altında da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Time dergisine Kapak olan resmiyle ilgili yorumu var. Bu fotoğrafı çok mu aramışlar şeklindeki esprisi yer bulmuş. İstanbul'da düzenlenen Dünya Türk Girişimciler Kurultayı'nda Erdoğan'ı kapağına taşıyan Time dergisi Barcovizyon'da gösterildi. Başbakan Erdoğan kürsüye çıkınca ilk olarak herhalde bu fotoğrafı arayıp bulmak için çok eziyet çektiler diye espri yaptı. Bunun üzerine salonda gülüşmeler oldu deniyor. Yine Hürriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında Suriye ve e, Futbol Federasyonu'ndaki sürpriz gözaltı ile ilgili de haberler mevcut. Yeni Akit Gazetesi'ne geçiyoruz. Yeni Akit Gazetesi'nin bugünkü manşeti ilginç. 7 askerin katlinde İsrail parmağı diyor. İskenderun'da 7 askerin şehit edildiği saldırıyı organize eden ve geçtiğimiz günlerde Mersin'de kız kıvrak yakalanan terörist Kenan İsrail İsrail'le ilişkisi ortaya çıktı deniyor haberde ve ayrıntısında da İsrail'de evi olduğundan ve bazı farklı bulunan ipuçlarından bahsediliyor. Yine onun sağ tarafında Tuncelili genç Dersim'e Suspus deniyor. E, CHP'deki Dersim tartışmasıyla ilgili Kamer Gence bir e, gönderme yapılmış. Hemen Yeni Akit'in sür manşetine de bir göz atalım. 3 lojman verdiği korucu kaçırdı. İnternet andıcı davasında hakkında yakalama kararı çıkarılan tüm general Mustafa Bakıcı'yı Rusya'ya kaçıran kişinin 3 lojman verdiği korucu başı olduğu ortaya çıktı deniyor haberde. Radikal gazetesine de bir göz atalım. Radikal gazetesi bugünkü manşetini Dersim'e ayırmış. Dersim'de dört lider diyor. Radikal devlet arşivlerindeki belge ve görüntülere dayanarak Dersim dosyasını açıyor. Operasyonların çoğunda Atatürk ve İnönü'nün imzası var. 1938'deki son harekata başkan vekil olarak Celal Bayar imza atmış. Fevzi Çakmaksa askeri ayağı yürütmüş deniyor haberin içeriğinde. Biz de Habertürk gazetesine geçelim. Habertürk gazetesinin bugünkü manşeti aşkın dili olur mu? Kime ait bu sözler? Erdoğan evlenecek Türklere Almanca şartı koşan Almanya'ya yüklendi. İki aşığı ayırmak felakettir. Başbakanın sözlerini şu şekilde aktarmış Habertürk. Ülkemdeki bir Almanı Türkleştirmek gibi gayretim olamaz. Almanya'da bu gayretin içine girmemeli bir Türk kızıyla bir bir Türk kızıyla bir Türk evlenecek. Almanca biliyor musun, bilmiyor musun diye soruyorlar. Aşkın dili olur mu? Böyle saçmalık olur mu diye sormuş Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Hemen onun altında Londra'da Gül hazırlığı haberi gözümüze çarptı. İngiltere Gül'ün salı günü başlayacak ziyaretine hazırlanıyor. Buckingham Sarayı'nın önünde ki cadde Türk bayraklarıyla donatıldı ee, diyor ve hemen altında da Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın Türkiye'nin Şam üzerindeki etkisiyle ilgili sözleri yer alıyor. Türkiye bizden etkili şeklinde verilmiş haber. Yeni Şafak gazetesine bir göz atalım. Yeni Şafak gazetesinin manşeti CHP'yi karıştıran boğaz rüzgarı. İçinde neler var ona bakalım. İstanbul sermayesinin 3 etkili ismi 3 ay önce Boğaz'daki bir restoranda bir araya geldi. Konu CHP'nin geleceğiydi. Partide liderlik sorunu yaşandığını ifade eden üçlü bu iş Kemal Bey ile olmayacak görüşünde birleşti. Karar Ankara'daki önemli isimlere de iletildi. Ardından CHP kazanı kaynamaya başladı deniyor. Gerçekten ilginç bir haber ve ilginç bir iddia. Sür manşetine göz atalım. Yeni Şafak'ın deprem uzmanları öğrencilerine baksın şeklinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın depremle ilgili konuşması var. Başbakan Erdoğan TV kanallarını dolaşarak deprem konusunda hükümeti eleştiren öğretim üyelerini bu inşaatları yapan sizin öğrencileriniz fatura kesecek birilerini aramanın anlamı yok. Bunların hepsi mühendis ben ekonomist olarak yönetiyorum sadece diye eleştirdi deniyor haberde. Yine Yeni Şafak'ın ilk sayfasına giren haberlerden birisi Dersim'e meclis komisyonu bir başka haber Merkel günah çıkardı ve de velihat yakalandı diyerek de Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin yakalanmasına yönelik habere de Yeni Şafak yer vermiş. Star gazetesine geçiyoruz Bizde Star gazetesinin bugünkü manşeti Kılıçdaroğlu'na Dersim isyanı partisindeki Dersim tartışmalarında değişimden yana tavır koyamayan CHP liderine tepkiler büyüyor. Başbakanın tarihinle yüzleş çıkışının ardından CHP'ye yakın çevrelerde Kılıçdaroğlu'na tek parti zihniyetinden kurtulalım baskısı yapıyor. Ve İnönü'de dev randevu Türk futbolunun iki devi Beşiktaş ve Galatasaray saat 19'da karşı karşıya geliyor. Bu da Star'ın sür manşeti. İnönü de u şeklinde verilmiş. Çarşı Van için üşüyecek. Alınan karar gereği Dolmabahçe'de Galatasaray taraftarı olmayacak. Çarşı grubu depremzedelere destek amacıyla 65. dakikada soyunacak ve Van için üşüyecek şeklinde verilmiş haber. Hemen onun sol tarafında karargahta firar sorgusu başlığıyla bir haber var. Andıç sanığı tüm general bakıcının Rusya'ya kaçmasına zemin hazırlayanlar ifade veriyor deniliyor haberde. İnternet andıcı davası sanığı tüm general Mustafa Bakıcı'nın Rusya'ya firarı üzerine soruşturma başlatıldı. Hakkında yakalama kararı çıkartıldıktan sonra tüm general Bakıcı'nın yerini emniyete bildirmek ve yakalayıp teslim etmekle görevli olan Merkez Komutanlığı personeli Firara zemin hazırlamak ve görevi ihmalden sorgulanıyor deniyor Star gazetesinin sür manşetinde. Vatan gazetesine geçtik. Vatan gazetesi Kadının işi zor manşetiyle çıkmış. Kadın şikayetçi olmasa dahi şiddet uygulayan eşe ceza verilmesini öngören düzenleme hakim ve savcılar arasında bile destek bulmadı deniyor. Hakim ve savcıların üye olduğu adalet.org adlı internet sitesinde Günlerdir eşe karşı basit yaralama suçu şikayete tabi olmalı mı sorusu tartışılıyor. Aile içi şiddetin önüne geçmek için yapılan düzenlemeye hakim ve savcıların çoğu karşı çıkıyor denilmiş haberde. Sür manşetine bakalım. Sür manşette ikinci başkana şike gözaltısı haberi göz, gözümüze çarptı. Futbol Federasyonu Başkan Vekili Göksal, Göksel Gümüşdağ şike soruşturmasında şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı. Gümüşdağ Fenerbahçe başkanıyla ilişkisi de soruldu deniyor haberde. Hemen onun sağ tarafında babası gibi linç etmek istediler başlığıyla gözümüze çarpıyor. Libya diktatörü Muammer Kaddafi'nin linç edilmesinin ardından eski rejimin en çok aranan ismi de dün yakalandı deniyor haberde. Şimdi bir ara vereceğiz. Saat başında tekrar birlikteyiz.